Dostlarım kanalımızda bir öğretici Yutnori videomuz var ama bunun daha güncelini, daha güzelini çökelim diye düşündüm inşallah. Yutnori setimizle birlikte. Yutnori etkinliği arkadaşlar gerçekten loot olarak doyurucu, keyifli, çok fazla şey üretebildiğimiz bir etkinliktir. Altın sandıklar inanılmaz kıymetlidir. Her serverda çok yüksek fiyatlara satabilirsiniz arkadaşlar. Yutnori oyunundaki amacımızı anlatayım size. İki tane bizim balkabağı pulumuz var. Bilgisayarında iki tane pulu var. Burada map'te starttan başlıyoruz ve tekrardan map'i tamamlayıp kısa yolları kullanabiliriz. Bu bir kısa yol, bu bir kısa yol, bu da bir kısa yol arkadaşlar. Bunları kullanarak ya da uzun yoldan dönerek buraya tekrardan gelmeye çalışıyoruz. Olayımız bu. Oyunun aslında arkadaşlar en kolay metodu, belki direkt arkadaşların aklına gelmiştir. Buraya gelip burada geri gitme de var. Buradaki pulları da size birazdan anlatacağım olasılıkları. Doğu gidip backdoor giderek aslında geri dönülebiliyor ama doğu ve backdoor çok az gelen pullar arkadaşlar. Yani bunların olasılık olarak tam bir verisi yok ama ben 6 yıldır 7 yıldır oynuyorum bu Yutnori her geldiğinde. Ben size yaklaşık kendi hissettiğim, kendi oynadığım olasılıkları söyleyeceğim. Doğuyu talep ettiğinizde gelme olasılığı ortalama %12'dir arkadaşlar. Backdoor'un %8'dir. O yüzden doğa atayım, backdoor atayım, geri geleyim projesi, direkt starta geleyim, altın alayım projesi zordur arkadaşlar. Buradaki pullarımızı ben açıklayayım size. Doğu 1 ileri gitmemizi söyler. G2, G13, Yut 4, Mo 5 ve backdoor da -1 arkadaşlar. Yut ve Mo attığımızda bir atış hakkı daha kazanırız. Böyle bir avantajı vardır Yut ve Mo atmamızın. Ama arkadaşlar ben size olasılık olarak söylersem, dediğim gibi doğuya %12,5 dedik. Backdoor'a %8 dedik. G'nin gelme olasılığı arkadaşlar daha yüksektir. G'nin gelme olasılığı ortalama %25-30'dur. G yolu da istediğinizde gelme olasılığı yine %25-30'dur arkadaşlar. G ve G yolu istediğinizde daha çok gelen pullardır. Oyun matematiğinde pullardan sonra anlatacağım size. Yut ve Mo da yine arkadaşlar %9-10 civarında bunların da gelme ihtimali vardır arkadaşlar. Şöyle Mo ile başlıyoruz. Yut attık arkadaşlar. Mo istedik, yut attık. Bilgisayar attı, G attı. Burada pardon, daha düşük atmamız gerekiyordu. Benim hatam. Bunu da söyleyeyim. Daha düşük atan erken başlıyor arkadaşlar. Biz yut attığımız için erken başlamadık. Bilgisayar daha çok atılan pullardan biri olan G'yi attı. Bizim burada G istememiz, bunu kırmamızın çok bir mantığı yok. Ben burada Mo isteyeceğim. Zaten gelme olasılığı düşük. Gelirse de güzel ilerlemiş olurum. Şimdi G geldi arkadaşlar. Bilgisayarı kırıyoruz. Bu oyundaki en büyük problem bilgisayarın sizi kırmak istemesi. Yani bilgisayar ben yüksek yapayım demiyor. Bilgisayar bizi sürekli kırıyor. Şimdi 2'de benim bir pulum var. Oyunu bitirmek istiyorum. Şimdi eğer 2 atarsam bunu bu pulumun üstüne koyacağım. Üst üste gideceğim. Risk alıp altınlık oyun oynayacağım. 3 atarsam da bunu buraya götürüp bu pulumu kaçmaya çalışacağım. Arkadaki pulumla da gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Planlarım şu an bu şekilde. Ben şimdi G için istiyorum. Önceliğim G ya da G ol gelir yüksek ihtimal. G geldi. Eğer şimdi bilgisayar bizi kırmaz ise, 3 atar ise, evet 3 attı arkadaşlar. Genelde böyle oluyor. Yüksek atıp kaçmaya çalışacağım. Ama G ol atarsak da yine bir risk durumuna gireceğiz. Bakalım ne olacak. G gelmesin. G ol geldi arkadaşlar. Eğer G atmaz ise, şu an bilgisayar G atmaz ise çok iyiyiz. Ama G atmış arkadaşlar. Bu G ve G ol çok geldiği için elimizde maalesef bir seçenek olmuyor. Ve şu an patladık. Bu oyunda gerçekten çok fazla şans faktörü var. Yani bol bol gümüş almak gerçekten çok zor. Bilgisayar çok fazla kırıyor. Ve bilgisayar da şöyle bir olay yok. Yani ben gümüş alayım demiyor. O yüzden bilgisayar sizi kırabildiği her seferinde kırıyor. O mesela bir de backdoor attı. İnanılmaz kötü gidiyor şu an oyunumuz. Tek umudumuz arkadaşlar G atıp şunu yakalayıp, bakın bir de G attık, artık oyunumuz imkansız oldu. Bunu, bu pulu yakalasaydık, bu pulu artık anca ileride yakalayabilirim. Mo deniyorum, çift pul atıp buralara geleceğim. Mümkün değil. Yani iyi oynamanın çok önemli olmadığı bir oyun. Tabii ki stratejiler var. Bazı stratejiler var ama bakın doğa atıyoruz, yani istediğimiz pulun gelme şansı çok düşük. İlerledi gitti vallahi, sıçtık yani, ne yapalım. Öğretici oyun çekiyor Ali. Bu işe bak diyeceksiniz. Haklısınız vallahi. Şimdi bir atarsa, biz düşük atarsak, evet adam vallahi perişan etti.
Biraz ama oyun mantığını anlayın diye yapıyoruz yani bunu. Biraz hani oyun mantığını anlayın. Bizi orada altınlık bir risk aldık. Çok güzel bir yerde iki pulumuzla bekliyorduk. Bizi kırmasaydı orada altındı. Ben o riski, o inisiyatifi aldım. Bir tane daha oyun oynayalım beraber. Düşük atan önce başlıyordu. Düşük atan önce başlıyordu. Bakın Doğu istedik, Doğu geldi. Dediğim gibi bunların gelme olasılığı var. O da Doğu attı. Bilgisayar başlıyor. Peki teşekkür ederiz. Bilgisayar torpilli. İstediği gibi kafasına göre bizi kırıyor. Ben yine Mo deneyeceğim. Zaten gelme olasılığı düşük arkadaşlar. G geldi. Eğer yine dediğim gibi 3 atarsa aynı şeyi deneyebilirim. Aynı şeyi deneyebilirim. 4 attı. Eğer 4 bir de bunun üstüne 3 atıp gelirse sıçtım ben şimdi. Ben ne yapayım ki? Ya ben boku yemişim ben zaten. Ben şimdi arkadaşlar yut istiyorum. Zaten G de gelebilir. Ya da direkt G isteyeyim. Ben bunu kırayım. Risk alamam yut isteyip. Yut geldi. Çok daha iyi. Yut geldi arkadaşlar. Ben kırıyorum. 4 gelme olasılığı dediğim gibi düşüktü. Şimdi G istemiştik. Bir de G gelirse evet. Şu anda bizim şansımız tuttu. 4 atıp eğer kırmazsa buradan kaçma şansımız var. Biz hemen yüksek bir pul istiyoruz ki birkaç kere atalım buradan kaçalım. Hadi bakalım buradan kaçmak istiyoruz. G ol attık, çok güzel. Şimdi arkadaşlar eğer bir G ol daha atarsak ve yüksek bir pul atarsak altın alma şansımız var. Güzel ilerledik, güzel kaçtık. Doğu geldi. Bu bizi gümüşe götürür. Bilgisayar da buraya atabilir. O çok riskli. Evet, bilgisayar Allah belanı vermesin. Bari G'ye gel. Rica ediyorum bari G'ye gel. Yut geldi arkadaşlar. Uzun yoldan gidiyoruz. Buraya gelseydik ne olacaktı? Şimdi buraya geldiğimizde bu kardeşimizi bilgisayarı kırma şansımız vardı. Bilgisayar kısa yola girdiği için buraya gelecekti. Biz de buradaydık. Bilgisayar 3 attı buraya geldi. Ben 3 attım buraya geldim. Hem bilgisayarın pulunu kırmak 10'ar puan veriyor. Bu detayı da burada söyleyeyim. Ben bilgisayarın 2 pulunu kırdığımda 40, 20 puan kazanacaktım. Attığım pulda 10 puan benden düşüyor. Direkt altın olacaktı arkadaşlar. Bir de geol attık. Şimdi bilgisayardan önce ilerlemeye çalışacağız. Bu arada sanırım eğer yüksek atar isek, yani şu an mu atar isek altın olacak. İnşallah atarız. G attık arkadaşlar. Şu an bilgisayarın atmamasını umacağız Geol. Neden bu oyuna çok sinirlendiğimi anladınız mı? Şu an bu küfürlük. Ya, gerçekten çok küfürlük bir oyun arkadaşlar. Bu Hitler benim de çok asaplarımı bozan bir oyun. Çok kötü örnekler göstermiş olduk. Ama biraz umarım oyun mantığı oturmuştur. Dediğim gibi hani oyunu bilmek tabii ki katkı sağlıyor ama öyle mükemmel bir katkı sağlamıyor. Tekrardan küçük ayrıntılar tekrar edelim. Do 1, G 2, G 3, Yut 4, Mo 5, Bek Do eksi 1. Geriye gitmek. G ve G'olu istediğinizde gelme şansı daha yüksektir. Do, Yut ve Mo ve Bek Do'nun gelme şansı daha düşüktür. Bilgisayarın pulunu kırarak her pulu kırdığımızda attığımız zarı bedavaya getirmiş oluyoruz. Bilgisayarın ikili pulunu kırarsak ekstra bir zar atma hakkı da kazanıyoruz. Her zar attığımızda puanımız 10 düşüyor. Ve starta iki pulumuzu birden soktuğumuzda da 10'ar puan veriyor arkadaşlar. 200 üstü bir puan da bitirmeye çalışıyoruz. Az önceki oyunun altın, hatta en kötü gümüş olması lazımdı. Ama anasını avradını sattığımın, aptal oyununun, Allah'ın belası Yut Norris'inin buraya 3 atıp buraya 3 atıp buraya 3 atması için anasını sattığımın oyununda ben burada 2 attığım için arkadaşlar. Yani hani ben de 3 istiyorum. 3'ün de gelme şansı %30. Hani bana da gelebilirdi. Ben 3 atıp mesela o da 3 atıp ben onu kırsam altın. %100 altındı. Ama bu aptal oyun böyle bir oyun arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuştur size de. Güncel bir Yutnör oldu bu da. Kendinize de dikkat edin. İyi oyunlar hepinize, Yutnörünüzlerinize.